Tanklar önümüzü çevirdi tam külliyenin orada. O at geçtiğinin orada. İki tane tank vardı. Bir az bir şey önünü çevirmişti. Tek araç geçecek şey vardı. Bilerek önünde durdum. Üzerimizden ateş etmeye başladılar. Bağırdılar. Babam beni, oğlum dedi git dedi bizi vuracaklar. Arabayı çevirdim tekrar onlara doğru çevirdim. Tanka doğru çevirdim. Önümüzden bir tane genç. İsmi Harun. Bastı gitti tanklara doğru. Dedim ki ben de gideceğim ya yalnız kalmasın. Babam elinden bayrağı aldım koşarak peşinden gidiyorum. Ben bilmiyordum kardeşlerimin peşinden geldiğini. Tankın önünde durduk. Nizamiye'nin kapısından sivil elbiseli bir insan geldi. Tankların üzerinden bağırmaya, tankların üzerindeki kişilere bağırmaya başladı. Asker görevinizi yapın diye o anda mermi almaya başladı. Önümdeki Harun düşüyor. Ben yüzümden vurdum, diz çöktüm. Ayağa kalkacağım gücüm yetmiyor. Bu içeride uyuşturmuşlar onu. Bu halk masajıyla geri getirdiler. Halk masajıyla geri getirdiler. Sonra hava maskesi taktılar. Direkt Hacettepe'ye sevk ettiler. Babamı sedyeye koydum. Babamı sedyeye koyduğumda babam zaten can çekişiyor. Hastaneye gelene kadar eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah demeye habire beraber söylüyorum. O can çekişiyor. Döndüler babama baktılar. Babam can çekişiyor. Beyni burası açılmış böyle. Artık onu bıraktılar. Ben dedim tamam anladım ben. Yani babamı vefat ettim o an. Devletten hiçbir beklentimiz yoktu. Ama devletin en zirvesinin masasına oturdum. Beni kendi evladı gibi bağrına bastı. Sohbet ettim.